Değerli basın mensupları, hepinizi Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi adına saygıyla selamlıyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta İnsan Hakları Haftası. 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nedeniyle bu hafta çeşitli etkinliklerde bulunulmakta. Bir kısım faaliyetler insan hak ve duyarlılığını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktayız. Biz de bu kapsamda Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak kısa bir basın açıklaması hazırladık. Onu sizlerle paylaşacağız. İnsan haklarıyla insandır. İnsanlık bu haklarına büyük bedeller ödeyerek, büyük acılar çekerek, yıkımlar ve savaşlardan sonra ulaşmıştır. Nitekim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık tarihinin en büyük felaketi olan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler 1948 yılında 10 Aralık'ta İnsan Hakları Beyannamesini imzalamış ve ilan etmiştir. İnsan hakları tüm insanlığı kapsar. Renk, dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığın ve bütün insanların haklarıdır. Bu nedenledir ki uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış, başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere ve yine ülkelerin iç hukuk mevzuatları, yasalar ve anayasalarla güvence altına alınmıştır. Ülkemizde de buna yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ancak maalesef tüm bunlara rağmen insan hak ve ihlalleri, insan hakkı ihlalleri hem ülkemizde hem dünyada giderek artmaktadır. Bu nedenle tüm insanların ve tüm insanlığın haklarına sahip çıkması gerekir. Başta yine yasa ve anayasalar olmak üzere düzenlemeler yapılmalı, bu haklar güvence altına alınmalı ve bağımsız, tarafsız yargıyla korunmalıdır. İnsan haklarının tüm kurum ve kurallarıyla işlevlilik kazandığı, hukukun üstünlüğüyle bunun korunduğu ve biz insan hakları savunucularının da bu tür açıklamalar yapma gereği olmayacağı günler dileğiyle basın açıklamamızı siz sayın basına sunuyoruz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanmasıyla birlikte 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak ilan edilmiş. Bu yıl İnsan Hakları Günü'nün 74. yıl dönümü. Ülkemizde ve dünyada temel insan hakları ihlalleri arttığı bir süreçten geçmekteyiz. Sınırlarımızda yaşanan çatışmalardan kaçan insanların temel göç yolu olarak kullandığı ülkemizde mültecilik büyük bir probleme dönüşmüş. Yasa dışı yollar ile Avrupa veya benzer ülkelere geçmeye çalışan insanlar insan haklarına uygun olmayan saldırılara maruz kalmaktadır. Sınır komşularımız tarafından uygulanan yasa dışı geri itme fiilleri açık yaşam ihlalleri olup bugün ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Geri itmelerin durdurulması için gerek ulusal gerek uluslararası arenada ciddi mücadelelerin verilmesi temel yaşam hakkı için elzemdir. Temel yaşam hakkıyla birlikte son dönemde özellikle kamuoyunda basında Şörlü Türkiye kararı olarak çıkan tartışmaya açılan ifade özgürlüğü alanında düzenleme yapılması ve bu alanda verilecek mücadelenin takipçisi olacağımız bilinmelidir. Bugün ülkemizde binlerce insan ifade özgürlüğü kapsamında beyanları sebebiyle ağır yaptırımlar ve tutuklamalara maruz kalmaktadır. Yine İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması beraberinde 6.284 sayılı yasanın uygunluğunun da etkilemekte olup toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamını tehlike altına sokmuştur. Daha önce İnsan Hakları Merkezimizin
gündeme almış olduğu hasta, tutuklu ve hükümlerin durumu hak ihlali oluşturduğu açık olup, bu durumla ilgili acil yasal düzenlemelerin yapılması, hasta, tutuklu ve hükümlerin tedavilerinin önündeki yasal engellerin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. İnsan haklarıyla insandır. Yaşam hakkı, sağlık hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, eşit yurttaşlık hakkıyla birlikte diğer bir insan hakkı da barınma hakkıdır. Gerek ilimizde, gerek ülkemizde öncelikle öğrencilerin ve devamında tüm insanların barınma hakkının takipçisi de olacağımızı kamuoyuna açıklıyoruz. Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle yaşam haklarının ihlal edilmediği, insan ve insan onuruna saygının egemen olduğu bir ülke ve dünya dileğiyle şehrimize ve bölgemizde yaşanan insan hakları ihlalleri takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Hepinizi Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Sakarya Barosu olarak saygıyla selamlıyoruz. Hepinize teşekkürlerimizi iletiyoruz.